Evet arkadaşlar, endemin Türkiye genelinden güzel bir soru daha sizler için çözmeye çalışacağız. Bir torbada birden 20'ye kadar numaralandırılmış 20 tane top vardır. Anıl, Burak ve Ceyda sırasıyla 31 bölü 2, kök 125 ve 6 sayılarını kartlara yazdıktan sonra Deniz torbadan bir top çekiyor. Deniz'in çektiği top hangisinin karta yazdığı sayıya daha yakınsa o kişi oyunu kazanıyor. Buna göre oyunu kazanma olasılığı en yüksek olan kişinin ismi ve kazanma olasılığının yüzdesi nedir? Şimdi birden 20'ye kadar toplar var. Bunları bir sayı doğrusu üzerinde düşünelim arkadaşlar. Birden 20'ye kadar. Bu 20 topu 3 kişi arasında paylaştıracağız. Hangisine daha çok top gelmişse onun kazanma olasılığı daha yüksek olacak. Peki söyledikleri sayılar kaç arkadaşlar? 31 bölü 2. Önce bunu 15,5 olarak şuraya yazalım. 15,5. Kök 125 var. Bu da 11 küsürlü bir sayı. Öyle değil mi? Bir de elimizde 6 var. Şimdi örneğin Deniz bir top çekecek arkadaşlar. Çektiği top bu sayıların hangisine daha çok yakınsa ona göre o sayıyı söyleyen kişi oyunu kazanmış olacak. Şimdi biz mesela 15,5'a yakın olan sayıları düşünelim. Zaten 15,5'ün sağındaki bütün sayılar en çok 15,5'a yakındır. 15,5'ün sağındaki bütün sayılar kime gitmiş olacağını arkadaşlar? Anıl'a gitmiş olur. Peki 15,5 ile 11 arasında hangi sayıların dağılımını nasıl yapacağız? Elimizde 12 var, 13 var, 14 var, bir de 15 var. Şimdi burada 13'ün 11 küsürlü bir sayı yakınlığı böyle 1,5 civarıyken 13'ün 15 küsürlü bir sayı yakınlığı 2'den fazla olacağı için arkadaşlar 13 kime kalmış olur? Şu ortadaki kişiye kalmış olur. 13'ün sağındaki bütün sayılar 31 bölü 2 söyleyen kime kalmış olur? Anıl'a. Peki 13'ten sonra 20'ye kadar kaç tane sayımız var? 20 eksi 14, 6, 6 artı 1'den 7 tane sayımız var. Bu 7 sayı oyunu kime kazandırmış olur? Anıl'a kazandırmış olur. Demek ki Anıl'ın kazanabileceği 7 sayı var. Aynı durumu 6 için inceleyelim. 6'nın solundaki bütün sayılarda kim kazanmış olur arkadaşlar? Ceyda kazanmış olur. 6 ve 11'in arasında 7, 8, 9, 10 var. Bunlar bizim için önemli. Burada ne yapacağız şimdi? Dikkat ediyorsanız 7 ve 8 6'ya daha yakın. 9'a baktığımızda 9'un 6'ya uzaklığı 3 birim ama 11'e küsüre uzaklığı 3'ten daha az olacağı için 9'dan sonrasını 11 küsürü söyleyen yani kök 125'i söyleyen Burak kazanmış olur. 9'dan öncekindeler de Ceyda kazanmış olur. 9'dan önce kaç sayımız var arkadaşlar? 8 tane sayımız var. Demek ki 8 sayı için oyunu kim kazanmış olacak? Ceyda. 8 sayı buradan, 7 sayı buradan 15 yaptı. Demek ki kök 125'i söyleyen Burak da 20-15'ten 5 sayıda oyunu kazanabilir. En fazla Ceyda'nın kazanma olasılığı var. Toplam 20 sayımız vardı. Ceyda'nın kazanabileceği 8 sayı var. 8 bölü 20 bize kazanma olasılığını verir. Yüzde olarak sorduğu için bunu yüzde çarparız. Şunlar gider, 5 kere 8'den kazanma olasılığımızı %40 Ceyda olarak bulmuş oluruz arkadaşlar.